Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker tarafından satın alınan Tokat'ın Turhal ilçesindeki şeker fabrikası çiftçileriyle bir araya geldi. Çiftçilerin sorunlarını dinleyen Akay, şeker üretimi maliyetlerinin yüksek olmasından rahatsızlık duyduklarını açıkladı. Şeker fiyatlarının belli bir seviyede olması gerektiğini vurgulayan Akay, konuyla ilgili şunları ifade etti. Kayseri Şeker bir çiftçi kuruluşu. Çiftçiyle her zaman iç içe olmak durumundayız. Çiftçinin halini iyi anlayabilmek için onlarla işte gerekirse kahvaltı sofrasında, gerekirse işte pancar tarlasında hep bir arada olmak ve istişare etmek durumundayız. Sorunlarını, sıkıntılarını zamanında öğrenmek ve zamanında çözmek durumundayız. Bu anlayış çerçevesinde bu ziyaretlerimizi yapıyoruz ve görüyoruz ki bunun gerçekten çok pozitif bir katkısı var. Bu sayede çiftçilerimiz ihtiyaçlarını zamanında temin etme imkanını buluyorlar. İşlerini daha sağlıklı, randımanlı bir şekilde yürütme imkanı buluyorlar. Ve gelirlerinin artmasına bu vesile oluyor işin doğrusu. Kayseri Şeker olarak sorumluluk aldık ve tarihinde, şeker sektörünün tarihinde ilk defa Aralık ayında pancar avans fiyatını açıkladık. Bu tabii sektörde bir dikkati toparladı ve herkes bunun ne anlama geldiğini yorumlamaya çalıştı ve bu çerçevede bütün şeker fabrikaları avans fiyatlarını açıklamak durumunda kaldılar. Ve tüketimdeki ilave artış, beklenilmeyen artışın sonucunda şeker fiyatları da oldukça yükseldi. Bunun makul bir seviyede seyredebilmesi için önce üretimin başarılı bir şekilde yerine getirilmesi lazım, tamamlanması lazım. Biz bunu kendi adımıza en iyi şekilde yapacağımızı düşünüyoruz. Tabii bu çerçevede çiftçimizin de pancarıyla ilgili maliyet konularını takip ediyoruz, değerlendiriyoruz. Çiftçiyi yeniden küsme noktasına getirmemek lazım. Biz tabii avans fiyatı açıkladık ama bunun arkasından maliyetlerdeki artışlar devam ediyor. Yani elektrik fiyatlarındaki artışlar, mazotlardaki artışlar devam ediyor. Dolayısıyla bu bir şekilde ürün maliyetini etkiliyor. O nedenle de pancar alım fiyatının özellikle kampanya başlangıcında yeniden tespit edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bunu yine çiftçimizin zarar etmeyeceği, asgariden para kazanacağı, yani insanca geçimini sağlayacağı bir para kazanacağı seviyede tutmak lazım. O çerçevede işte oluşacak maliyete göre de şeker fiyatlarının Türkiye'de belli bir zemine oturması gerekiyor. Biz geçtiğimiz yıllarda şeker fiyatlarının ucuz olmasından dolayı şikayette bulunuyorduk, zarar ediliyor diye. Ama şimdi de şeker fiyatlarının fahiş bir şekilde artmasından huzursuz oluyoruz. Bunu doğru bulmuyoruz. Ülkemiz adına doğru bulmuyoruz. Bunun işte makul bir seviyede yürüyebilmesi için mutlaka işte ihtiyacı olan şekerin üretilmesi lazım. Bunu da başaracak olan bizim çiftçilerimiz. Ama bu insanların bunu başarabilmesi için de ellerinden tutulmaya ihtiyaç var. Desteğe ihtiyaçları var. Biz de bunu en üst seviyede yapmaya çalışıyoruz. Allah emeklerini zayi etmesin, bereketli eylesin. Özelleştirme sürecine getirdi. Kayseri Şeker özel bir sektör değil. Hüseyin Akay bir başkan değil. Kayseri Şeker'in babası. İnşallah bizi bırakmaz hiçbir daim. Böyle yani. Üretimde hiçbir sıkıntı yok. 2022 çok güzel geçeceğine inanıyor. Kayseri Şeker'e teşekkür ediyoruz. Biz de üretime daha çok heyecanla sarılıyoruz. Başkanımız her daim yanımızda. Kayseri Şeker olarak bizi her daim gece gündüz takip altında. Her ihtiyacımızı karşılıyorlar. Biz yani memnunuz Kayseri Şeker'den. Önceden mesela motorlarla götürürdük. Şimdi kamyon geliyor, alıyor gidiyor. Memnunuz çok şükür. Toprakla uğraşmak güzel bir şey. Hele pancarla uğraşmak daha güzel bir şey. Üstünde Kayseri Şeker varsa. Nakliyede veyahut da şeylerde herhangi bir sıkıntımız yok. Kayseri Şeker olarak başkanım da burada zaten, müdürlerim de burada. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık diliyorum. Çiftçilik çok güzel. Düşersen toprağa sarıl demiş atalarımız. Kayseri Şeker özelleştirdikten sonra biz pancara daha çok meyil verdik. Allah razı olsun başkanımdan. Her dediğimiz gece gündüz 24 saat elimizde. Çok sağ olsunlar. Kendilerine güvenip şeyleri, amasları, pancar bedel fiyatlarını önceden açıklaması ve sektörün, gündemin, mazotun, şeyin pahalılanmasına göre de yeniden fiyatlarını
oynayacaklarını, açıklayacaklarını söyledikleri için de çok teşekkür ediyoruz.